Etik Haber, Türkiye'nin hal ve gidişatı ortada. Siyaset sancılı bir süreçten geçiyor. 7 Haziran'da milletvekilliği genel seçimi yapıldı. Acaba Türkiye'de neler oluyor, nereye gidiyoruz? 7 Haziran sonrasını masaya yatırmadan evvel öncesine bakmak isabetli olur. Nereden geldiğimizi tartışmadan, hangi gelişmeleri yaşadığımızı anlamlandırmadan karşımıza çıkan meseleleri kavrayamayız. Çok ağır, çok keskin bir siyasi kampanya dönemi yaşadık. Sanıyorum Türkiye böylesi siyasi propaganda dönemine hiç tesadüf etmedi. AKP devletin her türlü imkanını gözü dönmüşçesine kullandı. Valiler, kaymakamlar, diğer bürokratlar AKP lehine faaliyet yürüttü. İşlenen onca suça ortak oldular. AKP devlet gücünü yanına ve arkasına alarak siyaset yaptı. Tek parti rejiminin provaları, otokrat bir yönetimin ön çalışmaları hızla, hevesle icra edildi. Herkesin gözü önünde anayasa ve yasalar adeta rafa kaldırıldı. Maalesef ki hukuk devleti ilkesi tedavisi zaman alacak derin bir yara aldı. 7 Haziran öncesinde demokratik nezaket, demokratik tahammül sıfırı tüketti. Hepimizin ödediği vergilerle ayakta duran TRT, alenen AKP propagandasına memur edildi. Yandaşlığa görevlendirildi. Muhalefetin sesi kısıldı. Erdoğan ve AKP hükümetine her imkan sunuldu. Bu haksızlık, bu hukuksuzluk, bu yanlı ve tarafgir olumsuzluklar kolay kolay hafızalardan çıkmayacaktır. 7 Haziran'dan önce siyasal ve toplumsal kutuplaşma tehlike sınırlarını, kritik eşikleri anormal ölçülerde aştı. AKP iktidarı kaybetmemek için her yola müracaat etti. Çünkü bu zihniyetin iktidardan düşmesi elbette sonu demekti. Tüm hesaplar, tüm planlar, tüm kurgular AKP'nin iktidarı üzerine bina edildi. Demokrasi zarar gördü. Siyaset itibar ve prestij kaybetti. İleri demokrasi edebiyatı yapanlar ilerlemiş hazımsızlıklarıyla milli iradeyi baskılamaya, milli iradeyi çembere almaya kalkıştı. Hamdolsun başaramadılar. Amaçlarına ulaşamadılar. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlara çıkmasına ne diyeceksiniz? Size göre bu tavrı seçim sonuçlarını nasıl etkiledi? Bir defa Erdoğan hem hukuken hem vicdanen hem de ahlaken büyük bir yanlışın tarafı olduğunu söylemeliyim. Anayasaya aykırı hareket etti. Tarafsızlığını ihlal ve imha etti. Şeref ve namus üzerine ettiği yemini çiğnedi. Dolayısıyla taşıdığı makamın saygınlığına yazık etti. Eminim ki AKP'ye oy veren vatandaşların ve AKP yöneticileri dahi bundan rahatsızlık duymuşlardır. Erdoğan AKP'deki erimenin önüne geçmek için canını dişine taktı. Muhalefetle kavga etti. Hakaret ve iftiradan medet umdu. İmam Hatip liselerini istismar etti. Kabe dedi, Kudüs'ü diline doladı. Yetmedi, başörtüsüne sığındı. Eline yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i alarak mitingler düzenledi. Fakat bu kara propaganda cevap bulmadı, ilgi görmedi. İnsanlarımızın inançlarını sorguladı. Dinimizi cepheleşme vasıtası olarak gördü. İnanan, inanmayan tasnifine tevessül etti. Tıpkı başbakanlık yaptığı dönemlerde olduğu gibi önüne geleni suçladı. Önüne gelene saldırdı. Biliyorsunuz her gittiği yerde, her konuştuğu zeminde 400 milletvekili istedi. Milletin tarafıyım dedi. Fakat gönlünde yatan bir aslan olduğunu söyleyerek sandıkta AKP'yi adres gösterdi. Milletimizin tercih ve seçimi üzerine ipotek koymak için çok uğraştı. Erdoğan alışılmışın dışında bir cumhurbaşkanı olacağım demişti. Ne var ki aziz milletimiz buna cevaz vermedi. Bu aldatmaya şans tanımadı. Oturmuş, olgunlaşmış ve yerleşmiş teamüllerin dışına taşmasına müsaade edilmedi. 7 Haziran'da yeni Türkiye saplantısı ve savrukluğu duvara tosladı, bozguna uğradı. Erdoğan'ın parlamenter sistemi bekleme odasına alma teşebbüs ve dayatması ağır bir yenilgi aldı. Parlamenter sistemi odaya hapsetme, devreden çıkarma, ortadan kaldırma sinsiliği püskürtüldü. Ve nitekim dört bir koldan takdim ve propagandası yapılan başkanlık sistemi de ölü doğan bir proje olmaktan kurtulamadı. Erdoğan aslında kendi makamını bizzat kendi fiil ve eylemleriyle tartışmaya açtı. Cumhurbaşkanı olarak meşruiyetini gölgeledi, saygınlığını zedeledi. Oysaki Türk milleti Erdoğan'a 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı olma yetkisini lütfetmişti. Fakat Erdoğan bunu idrak edemedi, özümseyemedi, dahası bir türlü kabullenemedi, eski hastalıklarından arınamadı. Eğer siyasete bu kadar meraklıydıysa AKP'nin başından niçin ayrıldı?
milletin adamı sloganı altında kaçak ve karanlık saraya niçin çıktı? Azerbaycan dönüşü uçakta Cumhurbaşkanlığı makamının tartışma konusu yapılmasını doğru bulmam diyor. Şu işe bakın ki bu tartışmayı açanın bizatihi kendisinin olduğunu gözden kaçırmaya çalışıyor. Bir cumhurbaşkanının böylesi bir duruma düşmesi ülkemiz adına kayıptır. Biz bunları nasıl unutalım? Milliyetçi Hareket Partisi'ne söylenmiş kurşun gibi sözleri nereye koyalım? Erdoğan'ın 7 Haziran'ı başkanlık referandumuna dönüştürme çabasını, devlet baskısıyla yürüttüğü rejim ve sistem operasyonunu nasıl görmezden gelelim? Hülasa Erdoğan milletimizden talep ettiği desteği alamadı. Türkiye tek adam sultasının kıyısından döndü. Türkiye'yi şirket gibi yönetme arzusu sonuç vermedi. Seçim sonuçlarına baktığımızda Erdoğan'ın meydanlara çıkmasının AKP'ye oy kaybettirdiği gerçeği çıkıyor. Bu tabloyu AKP'nin genel başkanı iyi okumalı. Artık saray kamburundan kurtulup siyasi rüştünü ispat edecek cesaret ve dirayeti gösterebilmeli. Bundan sonra Erdoğan için iniş ve gerileme vaktidir. Eğer demokrasi üzerindeki zorlamalarını sürdürüp siyasete yön vermeye, Türkiye'yi bunaltmaya ve milletimizi germeye ısrarla devam ederse kaybeden yine kendisi olacaktır. Kaldı ki Sayın Davutoğlu bu gelişmelerden ders çıkarmalıdır. Hasar raporunu iyi okumalıdır. Hepsinden önemlisi kendi ayakları üzerinde duracak basiret ve beceriyi sergileyebilmelidir. Aksi takdirde büyüyen siyasi girdap AKP'yi yutacaktır. 7 Haziran'da sandıktan çıkan mesajı nasıl yorumluyorsunuz? Millet iradesini nasıl okuyorsunuz? Her şeyin düğümlendiği nokta bu sorunuzda gizlidir. Evvela şunu söylemeliyim ki Türkiye 7 Haziran'da rahat bir nefes aldı. Siyasetin seçeneksiz olmadığı gerçeği bilirlaştı. Demokrasinin çaresiz olmadığı belgelendi. Ve ülkemizin AKP'ye mahkum olmadığı gerçeği somutlaştı. 7 Haziran akşamından itibaren Türkiye farklı, umut verici, düne nazaran daha müsbet bir kulvara girdi. AKP'nin tek başına iktidarı kaybetmesi genel seçimin ilk ve en belirgin sonucudur. Millet iradesi alternatifsizliğin, yüksek gerilimin, demokratik tıkanıklığın düğümünü çözmüş, kilidini açmıştır. Bu sevindirici bir gelişmedir. Saray ve hükümetin içinde yer aldığı ikili ve acımasız propaganda mekanizmasına rağmen Türkiye farklı bir rotaya girmiştir. AKP önemli oranda oy kaybetmiştir. İktidarın her türlü avantaj ve kanunsuzluğuna rağmen 2011'e göre 2.459.277 vatandaşımız AKP ile yollarını ayırmıştır. Ve AKP meclisteki sayısal üstünlüğünü yitirmiş, 258 milletvekiline gerilemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi ise oy sayısını 1.943.637'ye yükseltmiştir. 75 ilde oy sayımız artmıştır. Milletvekili sayımız ise 80'e ulaşmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi 7 Haziran'dan başarıyla çıkmıştır. AKP'den kopan büyük bir kitle MHP'ye doğru akmaya ve kaymaya başlamıştır. Peki bugün seçim olsa değişen bir şey olur mu? Şundan emin olunuz, bugün seçim olsa alacağımız oy daha fazladır. Zira AKP'nin tek başına iktidar olmayacağını milletimiz görmüş, alternatif olarak MHP'yi tescil etmiştir. Şu gerçeğin altını kalın olarak çizmekte fayda vardır. Yürütme üzerinde uzun süreli tek bir partinin egemen olduğu ülkelerde, siyasi kararların alınma süreçlerinde bu partinin iktidar olgusunun çok ötesine uzanan kalıcı davranış biçimleri, siyasi bağımlılık yapan algı kilitlenmeleri oluşur. Böylece toplumda bir kez yerleştikten sonra değiştirilmesi giderek zorlaşan bir yapışkan statüko meydana gelir. Bu gerçek akademik çalışmalarla ve farklı ülkelerdeki uygulamalarla teyit edilmiştir. 7 Haziran'da 13 yıl içinde oluşan yeni statüko yıkılmıştır. 7 Haziran'da 13 yıllık zaman zarfında şekillenen algı kilitlenmesi açılmış, vesayetçi karanlık dağıtılmıştır. Esasen bu milli ve demokratik bir kazanımdır. Bundan geriye dönüşün olmadığı kanaatindeyim. Yani erken veya tekrar seçimin AKP'deki çözünmeyi, MHP'deki birikmeyi arttıracağını düşünüyorum. 7 Haziran'da siyaset yeni bir faza mı geçti yani? Yani AKP'deki erime konjonktürel değil mi? Evet, 7 Haziran'la birlikte Türk siyasetinde paradigma değişikliği yaşandı. Bunu hafife almamak gerekiyor. AKP'nin erimesi asla konjonktürel olmayıp yıllar içinde üst üste yığılmış korku, kaygı ve şikayetlerin eseridir.
AKP'ye 7 Haziran'da sandıktan çok net ihtar çıkmıştır. Türk milleti AKP'nin gevşeyen vidalarını sıkmış, son kez uyarmıştır. Bunu iyi görmek gerekmektedir. 7 Haziran'da Erdoğan'ın hırs ve hayalleri suya düşmüştür. Aslında 7 Haziran'da Erdoğan tamiri imkansız bir hasar almıştır. Demokrasiye yapılan kötü muameleler ters tepmiştir. Erdoğan'ın başına buyruk ve fiili başkanlık veya partili cumhurbaşkanlığı uygulaması çökmüştür. Daha önce de söyledim, yine aynı görüşteyim. Erdoğan ya anayasal sınırlarına çekilmeli ya da istifayı gündemine almalıdır. Hem cumhurbaşkanı olacaksınız hem de siyasetin göbeğinde nifak saçacaksınız. Böyle bir hak ve yetki kimseye verilmemiştir. 7 Haziran aynı zamanda mecliste temsil imkanı bulan partilere de sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumluluk iki farklı şekilde anlaşılabilir. Birincisi, çoğunlukla başka türlü davranma baskısı karşısında bile hassas, makul ve ahlaken doğru hareket etmektir. Milliyetçi Hareket Partisi bu sorumluluğun 46 yıldır idrakindedir. Buna göre partimiz farklı telkin ve yönlendirmelere direnerek ülke ve milletin uzun vadeli çıkarlarını sağlamak için ilke ve ülküleri kapsamında fedakarlıktan kaçınmayacaktır. Bu taşıdığımız sorumluluk bilincinin bir ön şartıdır. İkinci olarak sorumluluk hesap verebilirlik yani cevap verebilirlik anlamına gelir. Bizim hesap vereceğimiz yegane merci Türk milletidir. Bunun dışında hiç kimseye göbekten bağlı değiliz ve hiç kimseye ödenecek diyet borcumuz yoktur. Atacağımız her adım siyasi çizgimizde, felsefi ve dünya görüşümüzde çelişmeyecektir. Milletimizin beklentisine aykırı hareket etmemiz, bize bağlanan umutların hilafına davranmamız eşyanın tabiatına aykırıdır. Dün ne söylüyorsak bugün aynı noktadayız. Dün nerede duruyorsak bugün aynı yerdeyiz. Alayına karşı olduğumuz hezeyanını seslendirip bizi varlığımızla çelişecek ittifaklara davet edenler önce bizi tanımayı denemelidir. Siyasal bölünmelerin toplumsal bölünmelere yol açtığını bilmeyen yoktur. Uzlaşmadan köşe bucak kaçanların siyasette söyleyecek sözlerinin olmayacağı da bir hakikattir. Bunu inkar etmiyor, yabana atmıyorum. Şunu gözden uzak tutmayalım. Türkiye 13 yıldır karanlık bir labirentte çıkmaz sokaktadır. Bu 13 yılın hesabı görülmeden, 13 yıllık zulmün ibrası yapılmadan geleceğe odaklanmak buzun üzerinde yürümeye benzer ki bu da akıl kârı değildir. Kabul ediyorum siyaset çözümsüzlüğü derinleştirirse anlam ve ruhunu tüketecektir. Demokrasinin fazilet ve mehabeti her meseleye bir çare üretmekte saklıdır. Ancak çare diye diye çürümek de ihtimaldir. Şu an gündemin yegane konusu koalisyondur. Herkes fikir yürütüyor, herkes bir şey söylüyor. Diğer taraftan da tüm Türkiye size dikkat kesilmiş vaziyette. MHP anahtar parti olarak görülüyor. Düşüncelerinizi alabilir miyim? Sandıktan tek başına iktidar çıkmadı. Türkiye'nin hükümetsiz kalmaması için bir koalisyon hükümeti kurulması gerekiyor. Bu açık. Koalisyonların mahsurlu yönleri olduğu kadar makul ve mantıklı yanları da olduğunu ifade etmeliyim. Şu anki şartlarda 27 Avrupa Birliği ülkesinin 24'ü koalisyonlarla yönetiliyor. Ama herhangi bir sorun yaşanmıyor. Düşünebiliyor musunuz? İtalya'da 6 partiden oluşan bir koalisyon iş başında. Lüksemburg'da, Letonya'da, Fransa'da 4 partiden müteşekkil koalisyonlar görev yapıyor. Finlandiya ve Portekiz'de 3 partiden oluşan koalisyonlar ülke yönetiminde bulunuyor. Gelişmiş ve medeni ülkelerde siyasi istikrarsızlıklar, uzlaşma kanalları aktif hale getirilerek gideriliyor. Siyasal çatışmalar fedakarlık ve sorumlu siyaset anlayışıyla törpüleniyor. Türkiye'nin kimin yönettiğinden ziyade nasıl yönetildiğini veya yönetilmesi gerektiğini konuşmadıkça, önceliğimizde bunu almadıkça bir arpa boyu yol almamız kolay değildir. Sorun çözme kültürünün yaygınlaştığı ülke ve toplumlar uzlaşmaya daha yakın ve daha yatkındır. Ne var ki sorun çözme konusundaki ilkelikler, ikircikli tutumlar ne kadar yaygınsa uzlaşma o denli zor olmaktadır. Bir defa koalisyondan korkulması saçmadır. Önemli olan değişik siyasi yelpazedeki partilerin hangi niyet, ilke ve perspektifle bir araya geldikleridir. Tartışarak, konuşarak, arayarak ve samimiyetle isteyerek doğruyu bulacağımızdan eminim. Türkiye hükümetsiz kalmaz. Aksine sebep olanlarsa mahşeri vicdanda hesap vermekten kaçamaz. Koalisyon zıt fikirlerin rekabet ve kavgasına sahne olduğu sürece ülkeye zarar verir. Siyaset tıkanır. Demokrasi patinaja yol açar.
Mesele milli çıkar ve hedeflerde buluşmayı başarabilmektedir. Koalisyona talip her parti bulunduğu pozisyondan vazgeçilmez ilkelerine leke düşürmeden uzlaşmaya doğru adım atabilmelidir. Türkiye koalisyon hükümetleri hususunda tecrübelidir. Milliyetçi Hareket Partisi de bu tecrübeyi farklı hükümetler içinde edinmiştir. Bu kapsamda olumlu olumsuz birçok deneyim yaşanmıştır. 29 Kasım 1961'de kurulan CHP-AP koalisyonundan itibaren 13 koalisyon hükümeti kurulmuştur. Kimisi uzun ömürlü olmuş, kimisi ise çok kısa süreli ayakta kalmıştır. Şu an mecliste 4 parti grup kurma imkanına kavuşmuştur. Bu demektir ki koalisyon hükümeti bu 4 parti arasından çıkacaktır. Demokratik teamüller çerçevesinde Cumhurbaşkanı'nın seçimde en çok oyu almış partinin genel başkanına hükümet kurma görevi vermesi gerekecektir. Bu da AKP Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'dur. Sayın Davutoğlu bu görevi alır almaz temaslarına başlayacak, sırayla partileri ziyaret edecektir. Bize göre koalisyon kurması en doğru ve en makul partiler AKP ile HDP'dir. Çünkü yıkım ve çözülme sürecinde yıllardır yan yana duran AKP ve HDP'nin bir hükümet oluşumuyla bir araya gelmeleri siyasi tutumlarına ve sürdürülen müzakerelerin doğasına uygundur. Çözüme canlarını koyduklarını söyleyenlere gün doğmuştur. Buyursunlar bir araya gelsinler. 28 Şubat 2015 günü Dolmabahçe Sarayı'nda İmralı Canisi'nin 10 maddelik ihanet metnini gururla okuyan AKP-HDP temsilcileridir. Koalisyonun protokolünü yazma konusunda zorluk da çekmeyeceklerdir. Çünkü bu 10 maddelik ihanet metni hükümetin ana omurgası olabilecektir. Tercih ve takdir kendilerinindir. Nasılsa AKP ile HDP Türkiye üzerinde pazarlık yapacak kadar birbirlerine sevdalanmışlar, çözüm ve barış sloganları eşliğinde uygun adımla yürümüşlerdir. Milletimiz AKP-HDP hükümetiyle çözümle neyin amaçlandığını görmelidir. Süreç ihanetini Türkiye'nin başına bela edenler sorumluluktan kaçmamalı, kaçak güreşmemelidir. Aziz milletimiz AKP-HDP-PKK ve İmralı Canisi'nin gizli ya da açık hedeflerini net görmelidir. Çözümde anlaşanlar koalisyonda da ortaklık kurabileceklerdir. En azından tutarlılık bunu gerektirmektedir. Şayet AKP-HDP formülü tutmazsa bu defa AKP-CHP alternatifi denenmelidir. AKP ve CHP'nin içinden bazı kanatların buna meyal olduğu anlaşılmaktadır. AKP ile CHP'nin seçim beyannamelerindeki benzerlikler örtülemeyecek kadar fazladır. Küresel sermaye ve ABD AKP-CHP koalisyonuna yeşil ışık yakmıştır. Uluslararası çevreler ve dış basın büyük koalisyon diyerek AKP-CHP'ye destek vermektedir. Bu iki parti 390 milletvekili çoğunluğuyla mecliste her soruna çare olabilecektir. Bu da yeterli görünmüyorsa AKP-CHP-HDP bir araya gelerek 470 milletvekili çoğunluğuyla güçlü bir koalisyon hükümeti kurabileceklerdir. Eğer böyle olursa Milliyetçi Hareket Partisi de ana muhalefet görevini eksiksiz ve tam olarak yerine getirecektir.